billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî arsale rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alel khayri velev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'â. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bi senedil muttasil ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal. İza sallal abdu fil alaniye fahsen. Ve salla fis sirri fahsen. Kale Allahu teala ahsene abdi. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhi ve salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbağlar, Rıdvanullah Teala Aleyh Mecmai'nin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler Rahmetullah Aleyh Mecmai'nin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşahefenlerimiz, eserlerinden yararlandığımız üstazlarımız, meşahefenlerimiz, tüm burada bulunan bizlerin ayeti göçmüşlerimiz, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İza salleytüm, siz namazınızı kıldığınızda, eda ettiğinizde veyahut da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirdiğinizde, bana salavat getirdiğinizde diyor Efendimiz. Çünkü salat kelimesi hem bildiğimiz beş vakit kıldığımız namaz anlamına geliyor, hem de Peygamberimize dua anlamına geliyor. Onun için ikisi de olabilir. Bana salavat getirdiğinizde, ki Peygamberimize salavat getirene melekler 10 salavat getirir. Peygamberimize salavat getirdiniz mi, o salavatı Allah'ın özel görevli melekleri alırlar. Anında Medine-i Münevvere'deki kabri saadetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine götürürler. Benim diyor ruhumu Allah cesedime iade eder ve müminlerin bana verdikleri salavatları ben reddederim, yani cevaplarım diyor. Onun için Peygamberimize salavat getirirken karşınızda Peygamberimiz Efendimizin bu salavatınızı duyduğunu, size cevap verdiğini bilerek şuurlu, bilinçli, güzel salavat getirmek lazım. Her zaman böyledir. Bundan dolayı diyorlar ki dünya yuvarlak. Her zaman, her an namaz kılınıyor. Şimdi biz kıldık ama bir dakika sonra İstanbul'un öbür tarafındaki bir semtte kılındı. Efendim iki dakika sonra şurada. Dünya yuvarlak, dünyanın her yerinde de Müslümanlar var. Yani başka zaman hiç salavat getirmeseler bile namazda salavat getiriyoruz da ettahiyyatü Allahümme sallallahu muharik. Peygamberimize salavat getirilmeyen saniye yoktur. 24 saat. Dünya yuvarlak çünkü. Öyleyse diyorlar, salavat getirince de Peygamberimiz ruhumu Allah cesedime iade eder, bana can verir, ben de o salavata cevap veririm, iade ederim buyurduğuna göre Peygamber manevi hayatla haydir, diridir. Her an salavat getiriyorlar çünkü ona. Evet, işte salavat getirirken esnememeli, uyuklamamalı, kafası bir yerde, dili bir şekilde olmamalı, bilinçli salavat getirmeli. Çünkü Peygamberimize direkt salavatınız ulaşıyor. Bana salavat getirdiğinizde veya işte şimdi yaptığımız gibi beş vakit namazımızı, herhangi bir nafile namazı kıldığınızda feselullaha liye el vesile, benim için Allah'tan vesile dileyin
niyaz edin. Evet. Kıyla ve mel vesile. Sahabe-i kiram vesilenin ne anlama geldiğini anlayamamışlar. Sormuşlar, ya Resulallah, vesile ne demek? Sizin için vesile isteyeceğiz. Öğrendik ama bilerek isteyelim. Ne istediğimizi bilerek isteyelim. Vesile ne demek? Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ala derecetin fil cennet. Cennette en yüksek derecedir. Vesile cennette en yüksek derecedir. Neden vesile diye tabir etti Peygamberimiz cennette en yüksek noktaya? Neden? Çünkü buraya ulaşabilen kimseler Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşmaya vesiledir. Bu en son nokta, cennetin en yüksek noktası Allah'a ulaşmaya vesiledir. Götürür insanı, onun için adı vesiledir. Evet. La yenaluha, bu dereceye illa raculun vahid, bir tek adam hariç, bir tek adam hariç kimse layık değildir. Bu dereceye, dereceyi Allah kimseye vermez. Muazzam bir derecedir bu. Ancak bir muazzam kişi, Allah'ın sevdiği en kıymetli kimsesi bu dereceye ulaşabilir. Ve arcu en akuna ana huwa, işte o kişinin de ben olmamı umuyorum, umut ediyorum. Bu aslında öyle. Çünkü Allah Celle Celaluhu kainatı bile peygamberin hürmetine yaratmış. Bütün peygamberleri onun geleceğini haber vermek için göndermiş. Vazifelerinin başında bu var. Ayrı zamanda Ahmet gelecek, haber verin. Ona inanacaksınız, inandıracaksınız, yetişirseniz destekleyeceksiniz diye onlardan söz almış. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Hepsi de yemin etmişler, söz vermişler. Galu akrarna, kabul ettik ya Rabbi, vaat ettik, taahhüdümüzü kabul ettik. Böyle ayet celile var. Bu o, ama bize bir ders veriyor Peygamberimiz. Hiçbir kimse kendini temize çıkarmamalı. Kur'an-ı Kerim'de var. وَلَا تُزَكُّ اَنْفُزَكُمْ, kendinizi temize çıkarmayın. Ben namazımı kıldım arkadaş, hiç geçirmemişimdir. Her sene umreye giderim, haccımı da yaptım, hayır hasenatımı da, zekatımı da veririm. Evelallah benim işim tamamdır. Asla dememeli. Kendini temize çıkarmamalı kimse. Kainatın efendisi bile bakın, o en yüksek makamı Allah'ın bana vereceğini umarım diyor, bize ders veriyor. İnsan böyle umutla korku arasında yaşamalı. Mümin de budur zaten. Bazen cenneti düşünür, Allah'ın merhametini düşünür, sevinir. Bazen cehennemi düşünür, Allah'ın azametini, celalini düşünür, korkar, yüreği çarpar, tüyleri diken diken olur, gözyaşı döker. Mümin korku ile umut arasında yaşayan insandır. Onun için ben şuyum demek, evet, bu mümine, Allah'ın has kuluna yakışmaz. Ben demek, zaten Anadolu'da ne diyorsunuz siz? Kör şeytanlıktır. Şeytan ben dedi, kovuldu. Ben demeyeceksin, umut ederim diyor. O kişi ben olayım. Onun için sizden rica ediyorum. Ben size bir iyilik yaptıysam, bana dua edin, vesileyi isteyin. Vesileyi isteyiverin diyor. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi afdalul enam, yaratıkların en üstünü olmasına rağmen bu makama tek layık, herkesten önce layık adam o insan olmasına rağmen böyle söylemesi, bize hep bunu hatırdan çıkarmamamız, hep Allah'tan umut etme üzerine olmamız gerektiğini ifade ediyor. Allah'tan umutsuzluk küfür alametidir. Mümin ne kadar günahkar olursa olsun, Allah'a inanan insan Allah'tan umudunu kesmez. Kafir umudunu keser. Kafirin umudu yoktur. Olmayacaktır nasibi. Ama mümin günahkar da olsa Allah imanı sebebiyle ona merhamet edecektir. Cezasını çeker veya Allah affeder. Orasını Allah biliyor.
eninde sonunda Allah'ın rahmeti olan yere, cennete girecektir. Bu umutla yaşar mümin. Umutsuz olmaz, umutsuz olmaz. Buhari, Müslim'de, Ahmed İbn Hanbel'de, İbn Mace, Nesai'de, Ebu Davud'da ezanla ilgili şu hadiste de bu vesileden söz edilir. İza semi'tumul muazzine, ezanı okuyanı, namaz vakti geldi, haydin namaza, haydin kurtuluşa diye müminleri namaz kılmaya çağıran kişiyi, bunun ezanını duyduğunuzda fakulu misle ma yakulu, müezzinin ne söylediyse aynısını söyleyin. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber değil. Neden? Peygamberimiz öyle söylüyor. El ezanu cezmun vel ikametu cezmun diyor. Ezanın sonu tutarlı olacak, hareketsiz olacak. Allahu ekber. Aslında Allahu ekberu. Ama ezan cezimli okunur, kamet cezimli okunur. Peygamberin hadisi bu. Onun için Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Böyle okunur ezan. Peygamberin sünnetine uygun böyle olur. Evet, o bunu söyledi, siz de diyeceksiniz. Eşhedü en la ilahe illallah. Biz de diyeceğiz. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyeceğiz. Hatta bazıları var tabi, hadislerde var. Karret ayni bike ya Resulallah. Gözlerim seninle bahtiyar oldu, ruşen oldu, mutlu oldu ya Resulallah diye deyip baş parmağını öpüp gözlerini böyle sürerler. Bu da bir edeptir, güzel bir harekettir. Bunu Kabe'ye gittiğinizde görebilirsiniz. Bazı kimselerin böyle yaptığını görebilirsiniz. Tabii bunları bilmeyen kimselerin yanında bunu yaparsanız ne yapıyor ya bu? Ukala filan demeye gider. Böyle diyecekse es geçin, yapmayın. Yok, herkes biliyorsa evet, eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince böyle yapıp hem peygamberi çok sevdiğimizi hem de gözüm seninle mesut, bahtiyar, ruşen oldu ya Resulallah. Garret ayni bike ya Resulallah demeli. Hayya ala salah deyince la havle ve la kuvvete illa billah. Hayya ala felah deyince haydin namaza, haydin kurtuluşa. Evet, kurtuluşun yolu camiden, namazdan geçer. Hayden hay hayyalel felah, haydin kurtuluşa. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın gücü kuvveti olmasa ben namaza gelemem, pislikleri bırakamam. Allah lütfederse olur bu iş, değil mi? Yürüyemesen kim yürütecek seni? Onu lütfediyor, yürüme gücünü veriyor sana. Niceleri var, siz namaz kıldınız, Allah kabul etsin. Ama niceler var, ezan bangır bangır kulağının zarını patlıcı halde geldiği halde aha şu yine çıktı ya filan diyen adam da var. Siz ne kadar Allah'ın lütfuna uğramış insansınız. Koştunuz geldiniz. Hayya alel felah. Buyurun kurtuluşa diye çağıran müezzine icabet ettiniz. Ne kadar güzel bir devlettir bu. Herkes gelemez. Herkes gelemez. Ne kadar büyük nimettir bu. Evet, hayya alel felah dedin mi? La havle ve la kuvvete illa billah. Es-salatu hayrun minen nevm, sabah namazında sadakta ve berirte. Sadıksın, gerçeksin ya müezzin. Doğru söyledin. Namaz uykudan hayırlıdır. Bunu söylersin. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah dersin. Ondan sonra işte öyle diyor. İza semi'tumul müezzine, müezzin fakulu ma yakulu misle ma yakulu, müezzinin dediğini aynen deyin. Ama evet, bu ezan böyle söyledikten sonra sümme sallu aleyye, bana salavat getirin. Fe innehu men salla aleyye salaten sallallahu aleyhi biha aşran. Çünkü bana bir salavat getirene Allah'ın melekleri 10 salavat getirir. Dua ederler. Allah'ın bu Muhammed Mustafa'ya olan bağlılığını dile getirdi. Onun insanlığını öğrettiğine karşı minnet borcunu hatırladı. Ona salavat getirdi. Sen de bu kulunu affet diye melekler dua ederler. 10 defa dua ederler. Evet.
Allah ona on salat ederden kasıt melekleri ona dua ederler. Sümme selullah el vesile, sonra selullah liyel vesile, sonra benim için vesile isteyin. Vesile isteyin. Fe inneha menziletun fil cenne, cennette bir makamdır ki la yenbağı illa li abdin min ibadillahi, Allah'ın kullarından bir kulu için bu makam hazırlanmıştır. Ve arcu en akuna ana huve, o kimsenin de ben olmasını umut ediyorum. Benim için vesile isteyin. Evet, şimdi bu bir hadis-i şerif. Bir başka hadis-i şerifte müezzinin ezanını duyduğunuz zaman aynısını söyleyin. Ezan bittikten sonra kim şimdi söyleyeceğim duayı ederse anamın sütü gibi şefaatim ona helal olsun diyor. Hallet lehu şefaati yevmel kıyame. Evet, Buhari Müslim hadisi bu. Allahümme Rabbe hâzih davetit tâmmeti ve salâtil kâimeti âti Muhammedinil vesilete vel fad vesilete vel fadîle ve derecetel rafî'a ve ab'atü makâmen mahmûden illezî ve hattâ inneke lâ tuhliful mi'ad. Bunu dediniz mi? Hallet lehu şefaati yevmel kıyame. Şefaati ona helal olsun diyor. Ne kadar güzel. Efendim bunu yalnız söyleyebilirsiniz. Şimdi güzel bir adet haline getirdiler. Camilerde de söylüyorlar. Efendim bu bid'at. Yok ya, peygamber söyleyin dediğin şey bid'at olur mu? Peygamber yalnız evde söyleyin, camide söylemeyin dedi mi? Yok. Öyleyse camide de söylersin, evde de söylersin, yolda da söylersin, belde de söylersin. Güzel bir adet, bid'at olur mu ya? Peygamber söyleyin diyor, bak böyle kazanacaksınız diyor. Bazıları bid'at ya yeni çıkar. Yok, yeni çıkmadı ya, şimdiye kadar bilmiyordun sen. Yapmıyordun, yap ya şunu. Bak güzel müjde var. Yapmak mecburi mi? Yok canım, mecburi diye bir şey yok. Yapmayana kınar, yok kınamayız canım. Farz değil çünkü, vacip değil. Peygamber yaparsanız böyle kazanacaksınız diyor. Teşvik ediyor. Müminlerin hepsi tamam yapalım dediler, ne güzel olur. Unutana hatırlatılmış olur. Camilerde söylenmesi de güzel olur. Bu rivayetlerin çeşitli şekilleri var tabii. Yani bu benim okuduğum Buhari Müslim hadisidir. Başka hadislerde ilavesi var. Ve derecetel rafiatel aliye filan diye de var. Çeşitli ilaveleri var. Raditu billahi rabben, ben Rabbimi Allah kabul ettim. Ve bil İslami dinen, İslam'ı din kabul ettim. Ve bi Muhammedin nebiyyen ve rasule, Muhammed'i peygamber, nebi ve resul kabul ettim diye ilaveleri de var. Onları da söylerseniz güzel olur. Söylemeseniz de bu cümleyi söylerseniz peygamberin şefaatine erersiniz. Şimdi İmam Nevevi diyor ki mütabaatul müezzin müstahabba. Müezzine ne dediyse söylediğini söyleyin dedi ya, bunları söylemek müstehaptır. Yani mecburi değildir ama sünnettir. Söylerseniz kazanırsınız. Evet. Kime? Likulli men semi'ahu min mutadahhirin ve junubin ve haizin. Ezan okunduğu zaman müezzini duyan kimse, ister abdestli olsun, namaz abdestli olsun, ister gusül etmiş olsun, mütedahhir her ikisine gidiyor, gusül etmiş temiz bir adam olsun, ister böyle olmasın, cünüp olsun, cünüp olsun. Mesela yattı delikanlı veya insan, uyudu, ezanla uyandı, cünüp olabilir. Cünüpken de bunu yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, la hayya ala salah, la havle ve la kuvvete illa diyebilirsiniz. Temiz olan da söyler, cünüp olan da söyler. Ve haizın, kadınların Allah tarafından yaratılışları gereği her ay gördükleri kirlilik dönemlerinde abdestsizken namaz kılamadıkları zaman bile ezanı duysalar Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, işte karrat aynı bike ya Resulullah, hayya ala salah la havle ve la kuvvete illa billah, hayya ala felah la havle ve la kuvvete illa billah,
Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah derse şefaatini kim erer? Temiz söylerse söyleyebilir, cünüp söyleyebilir, hayızlı kadın söyleyebilir. Ama bunların söylenmeyeceği yer vardır. Mesela اِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْخَلَى tuvalettesiniz. Tuvalette Allah denmez, salavat getirilmez, konuşulmaz. Dışarıda Allah'a sığınırsın. اَعُوذُ بِكِ مِنَ الْخُبْسِ وَالْخَبَائِسِ sol ayağınla girersin. Hocam bu duayı bilmiyorum ben. Bismillahirrahmanirrahim dersin dışarıda. Sol ayağınla içeri girersin. Önün arkan kıbleye dönmezsin. Hiç konuşmazsın. Çabuk işin görürsün. Orada hiç ezan okunsa da ezan okunurken tuvalete girilebilir. Neden? Namaza hazırlık yapıyoruz. Ezana saygısızlık yapmıyoruz. Namaza yetişeceğiz, namaz kılacağız. Eğer geç kalırsan namaza farzına yetişemezsin. Girebilirsin. Yok böyle bir işin yok. Namaza gitmeyeceğim. O zaman ezan okunca kadar bekle arkadaş. Tuvalete girme. Sonra gir. Fakat namaza gideceksen cemaate, namaz kılacaksan gir. Girebilirsin. Hazırlık sadedindedir o. Halada seken böyle diyemezsin, cevap veremezsin, ezanın kelimeden söyleyemezsin. Evfil cimai. Yahut da eşinle bir adam, evli bir adam, eşiyle cinsel ilişki halinde ezan okundu. Cinsel ilişkinin zamanı yoktur. Ama cuma saatinde yanlıştır. Çünkü Allah cuma ezan okundu mu camiye gidin diyor. Ticaret bile doğru değil o zaman. Camiye gidin diyorlar. Fes'au ila zikrillahi. Cuma ezan okundu mu helallar diyor, yok. Doğru camiye. Onun için o zaman doğru değil. Doğru camiye gideceksin, emir var. Ticarethaneyi de kabul edeceksin, kapatacaksın, gideceksin. Ancak nöbetçi, işte zaruri yolcular var cuma kılmayan. Değil mi? Kadınlar, onlara ihtiyaçtan, zaruriyetten karşılayacaktır. Nöbetçi bir ki ticarethaneyi bırakıyor zaten devlet. Nöbetçi eczacı oluyor, bilmem doktor oluyor. Nöbetçiler hariç. Ha, onlar gitmeyebilir. Müminler böyle, işte saati yok ama cimanın bu saatler olmaz. Ezan okundu mesela, sabah ezanını cima halinde yakaladı. Akşam yatsı ezanını. Cima halinde de bu kelimeler söylenmez. Müezzinin dediğine kabul uyun ama o saat, o anda değil. Evet. Namazdayken de olmaz tabii. Namazda işimiz var. Namazda namazın gereklerini yapıyoruz. Evet. Ezan okurken ezana aynen uyacağız. Bu hadisten dolayı. Şimdi yani kimse üstüne alınmayacak tabii. Ben gelirken ezan okunuyor. Selam veriyor arkadaşım. Selamünaleyküm hocam diyor. Ben selamını almıyorum. Çünkü ezan dinliyorum. Dinlemek gerekiyor ezanı. Ezanı dinlemek gerekiyor. İşim var şimdi. Selam zamanı değil arkadaş. Ezan dinlemek zamanı. Ezan okuyan selam verilmez. Verdi. Almazsın. Ezan dinle. O öncelik ezanın. Sonra alırsın. Ezan bitince ve aleyküm selam dersin. Sonra alırsın. Ve aleyküm selam diyorum ben de sonra. Evet. Namaza da olmaz. Çünkü namazda Fatih okuyacağız. Zamm-ı Sure okuyacağız. Tesbihlerimiz var. Onları söyleyeceğiz. Ezanda da katılmayız. Namaz dışında, tuvalet dışında, cima halinde değilken, abdestsizken, hayızlıyken, cünüpken dahi ezanın dediklerini söyleyeceğiz. Söyleyeceğiz. Evet. Evet. Şimdi bu kadar iş basit mi? Elhamdülillah memleketimiz ne kadar güzel. Evet arkadaşlar, kadrini kıymetini bilelim. Bak ezan saati geldi mi çingir çingir ezanlar okunuyor. Her taraf ezanlar duyuluyor elhamdülillah. Ne büyük bahtiyarlık. Dış ülkelerde kaldığınız zaman bu söylediğim sözü anlarsınız. Kalıyorsun New York'ta, Paris'te, Londra'da. Hiç ezan sesi yok. Hasret kalıyorsun yahu. Hasret kalıyorsun. Ama elhamdülillah bakın çingir çingir ezanlar okunuyor. Ne bahtiyarlık bu. Ne bahtiyarlık bu. Tamam hocam güzel anladık. Her camide ezan okunuyor. Hangisine diyeceğiz, katılacağız. Bir tanesi erken kalktı sabah namazında. Pek de erken kalkma müezzin efendi. Adam uykusu uyusun işte gidecek o işi var.
Bazı hiç düşünmüyor. Çok erken okuyor ezanı. Yok hoca, bir saat kala ezan oku. Yarım saat kala da namaza başla. 50 dakika kala ezan oku. 25 dakika kala güneşin doğmasına cemaate başla. Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Güzel olan bu. Birisi 1,5 saat evvel ezan okudu. İmsakta ezan okunabilir. Okudu. Ona bir katıldın. Allahu Ekber dedin. 10 dakika sonra biri daha. 10 dakika sonra biri daha. 10 dakika sonra biri daha. Hak hepsine mi hocam? Hayır efendim. İlk duyduğuna olabilir. Bir. İki. Caminin müezzinine. Bu caminin hakkı var sende. Evine en yakın camiye gidiyorsun ya namaza. Onun müezzinine uyarsın. Ötekiler arkadaş ben görevimi yaptım. Senin işine bak. Evet. Hepsine diyeceğim. Karın ağrıtmaz. Zararı yok. Onlar da uyabilirsin. Ama ilkine veya mahalle mescidin gittin, namaza gittin müezzine uyarsın. Biter iş. Hadis-i şerifi Ahmed ibn Hanbel Ebu Hureyre'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.